Talat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Konuyu biliyorsunuz zaten. Türkiye Barolar Birliği'ne yargı reformu üzerinden, özellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na yapılan eleştiriler, hatta şöyle ileri gideyim, saldırı düzeyinde eleştiriler var, sözlü saldırı düzeyinde. Öncelikle bu eleştirileri haklı buluyor musunuz? Sizin görüşünüz nedir? Öncelikle söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Program konuklarımızı da saygıyla selamlıyorum. Ama şunu ayırmak lazım. Biraz önce konuklarımızın da söylediği gibi Metin Feyzoğlu'na asıl eleştiri yargı reformu üzerinden değil ya da yargı reformu kapsamında savunmanın elde ettiği haklar yüzünden değil. Yani dikkat ederseniz Metin Feyzoğlu'nu Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağrılmasında yargı reformu üzerinden yürütülen bir eleştiri ya da bir çağrı nedeni yok. Tamamında bildiğim kadarıyla ciddi bir biçimde temsil sorunun olduğunu, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve genel olarak hükümetle yakınlaşma üzerinden yürütülen bir eleştiri var. Sizde bir sorun var mı? Sayın Aydemir, Sayın Göğe Bakan, özür dilerim. Beni duyabiliyor musunuz? Ben dinliyorum sizi. Tamam. Siz Duyabiliyorum. sesiniz, buyurun, devam edin, buyurun. Yani dediğim gibi başlangıçta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yargı reformu strateji belgesinin açıklanması toplantısına katılırken zaten bu tartışmalar başlamıştı. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığına aykırı olduğunu. Buna karşı hem Türkiye Barolar Birliği Başkanı hem de biz şunu söylemiştik. Yani burası yürütmenin yargı reformu strateji belgesini açıkladığı bir durum. Doğal olarak yürütme kendi merkezinde bunu açıklıyor ve bunun yargı bağımsızlığı bir ilgisinin olmadığı gerekçesiyle de hem Türkiye Barolar Birliği hem de barolar içinde biz de vardık, katıldık. Ve yargı reformu strateji belgesi açıklandığında bugün toplantıya çağıran barolarda olağanüstü genel kurula çağrı yapan barolarda dahil olmak üzere hiçbir baro bunun yetersiz olduğunu, bunların yargının sorunlarını çözemeyeceği gibi bir eleştiri getirmediler. Hepsi yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinden bir eleştiri getirdiler. O gün itibariyle başka bir eleştiri duymadım. Ancak birinci paket geçtikten sonra biz şunu gördük. Birinci paketten önce de şunu söylediler. Yapmayacaklar. Söz vermelerine rağmen sözlerini tutmayacaklar. Daha önce de bunu gördük gibi eleştirileri vardı. Ama paket çıkınca bu eleştiriler rafa kalktı. Daha sonra adli yıl açılışı resepsiyonu vardı. Buna katılmayan ve Yargıtay'a mektupla katılmayacağını bildiren barolarımız vardı. Biz bunu kendilerine de söylediğimiz için ben burada rahatlıkla paylaşabiliyorum. Sayın Metin Feyzoğlu'nu istifaya davet ettiler. Onlara katılmayacaklar yönünden çok nazik bir mektup yazdılar Yargıtay Başkanlığı'na ama dönüp Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na istifaya davet ettiler. Biz onlara şunu söyledik. Dedik ki eğer samimi olsaydınız bu daveti nasıl sahibi Yargıtay Başkanı. Adli yıl açılış resepsiyonunun ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törenin sahibi Yargıtay Başkanlığı. Bize davetiyeler geldi. Yargıtay Başkanlığı tarafından gönderildi. Siz samimi olsaydınız yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ihlal ettiği için buna bir tehlike oluşturduğu için Yargıtay Başkanı'nı istifaya davet ederdiniz. Oysa aynı barolar onlara çok nazik bir mektupla katılmayacaklarını ifade ettiler. Ama dönüp sadece Türkiye Barolar Birliği'ni
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını izah ettiği gerekçesiyle istifaya davet ettiler. Oysa yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını ihlal eden eylemin sahibi Yargıtay Başkanı. Çünkü davetin sahibi o. Ama ona hiçbir şey demediler. Biz burada zaten bu anlamda bir samimiyet görmediğimizi ifade ettik. Bize de sordular, katılacak mısınız? Niye katılacaksınız bu davete? Biz yargı yılı açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olmasına karşı olduğumuzu söyledik biz. Bunu ifade ettik. Keşke orada yapılmasaydı. Ama davetin sahibi Yargıtay Başkanlığı'ydı. Fakat devam eden bir süreç vardı. Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar vardı. Sona yaklaşmıştık. Devam eden bu süreç için katılacağımızı ifade ettik. Ama katılmayan barolara da şunu söyledik. Hadi Yargıtay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki davetine katılmadınız. Açılış davetine. Hadi onu anladık, bir kenara koyduk. Peki aynı akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde resepsiyon vardı. Oraya katılsaydınız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının bahçesindeki resepsiyon da mı yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırıydı? Yani orada çelişki var ama konuklarınızın değerlendirmelerinin ciddi bir bölümüne katılıyorum. Metin Feyzoğlu hakkındaki rahatsızlığın nedeni ne yargı reformu ve yapılanlar ne de başka bir şey. Ben siyasi olduğunu inanıyorum. Siyaset üzerinden yürütülen bir eleştiri bombardımanı var. Burada da başka bir durum var. Yani anlaşılmaz olan bir durum şu. Sanki onlar bu saraydaki açılış ve ondan öncesinde de yargı reformu strateji belgesinin açıklanması ve bu Barış Pınarı harekatın sırasında sınırda gazetecilere, yani daha önce saldırıya uğrayan gazetecilere yaptığı geçmiş olsun ziyareti, destek ziyareti ve verdiği bir beyanata dayanılıyor. Hatırlarsanız bu sivillerin kalkan olarak kullanılması ile ilgili bir beyanatı. Bu beyanatı ben duymadım ama benim yanımda Sayın Feyzoğlu'na bu beyanatı soruldu. O Metin Feyzoğlu basına gerekli cevabı verdi ve orada ben sadece şunu söyledim dedi. Sivilleri kalkan olarak kullanmak da bir savaş suçudur. Kamuoyuna yansıyan biçimini de zaten kabul etmedi. Terörle mücadelede devlete, yani siyasal iktidara deniyor ama terörle mücadelede hepimiziz, sıfatımız ne olursa olsun, kimliğimiz ne olursa olsun terörle mücadelede bir devlete destek vermek zorunda değil miyiz zaten? Sadece Profesör Doktor Metin Feyzoğlu değil, hepimiz, her Türk vatandaşının görevi değil midir? Ne yapacaktı? Terör örgütlerine mi destek verecekti? Yoksa mücadele yürüten güvenlik güçlerine mi? Türkiye Cumhuriyeti devletine mi destek verecekti? Elbette Türkiye Cumhuriyeti devletine destek verecekti. Bu anlamda bütün eleştirileri zaten ben hiç dikkate bile almıyorum. Barış Pınarı harekatına destek verdi. Yani ben şuna bakarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'ye müdahalesi, yani oradaki operasyonu, ben stratejik değilim, asker değilim. Ben bunun teknik yanını değerlendiremem. Bilmem de. Ama o harekat, o operasyon yanlış olsa bile biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye'nin güvenlik güçlerini desteklemek zorundayız. Kim destekleyecektik? Ben onu sorgulamam. Doğru mudur, yanlış mıdır? Onu da ben bilmem. Ama Sayın Feyzoğlu da bu mantıkla baktı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Türk ordusunu desteklemeyecek miydi? Terörle mücadelede güvenlik güçlerine ve devlete destek olmak her Türk vatandaşının olduğu gibi, her kurum yöneticisinin olduğu gibi Metin Feyzoğlu'nun da görevidir. Yani bu şu demek değildir ki devlet adil yargılamasın, devlet hukuka bağlı olmasın, devlet özgürlükleri, demokrasiyi savunmasın. Bu ayrı bir şey. Ama bu tür mücadelelerde herkesin üstüne düşen görev devleti desteklemektir.
Metin Feyzoğlu bunu yapmıştır ve bizim kanaatimize göre de Metin Feyzoğlu'na yönetilen eleştirilerin ve olağanüstü genel kurul çağrılarının sebebinin ben de siyasi olduğunu düşünüyorum. Şunu da söylüyorum, elbette bu olağanüstü genel kurul çağrısı yapan baro başkanlarımızın, baro yönetim kurullarının kendi takdirleridir. Bizim bu iradeye ipotek koyma, müdahale etme şansımız yok. Elbette kendi kararlarıdır. Ama biz şu an başka bir yerdeyiz. Yani Türkiye'de yargı reformu çalışmaları son sürat devam ediyor. İkinci paket neredeyse meclise gelmek zorunda. Burada hukuku, özgürlükleri, demokrasiyi, genelde yargıyı, özellikle savunmayı ilgilendiren, avukatları ilgilendiren çok önemli hükümler varken biz olağanüstü genel kurul çağrılarıyla kendi enerjimizi içimizde tüketiyoruz. Biz o işe yoğunlaşamıyoruz. O açıdan biz bunu çok sakıncalı buluyoruz. Bu çağrılardan vazgeçilmesini istiyoruz. Kendilerine de bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Erzurum Barosu